Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir menekşe videosuyla karşınızdayım. Menekşelerime doğal kür hazırladım. Bu kürü de sizlerle paylaşmak için bu videonu çekiyorum. Çiçekler için çok faydalı bir kürdü arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Orkidelerinize, barış çiçeğine, menekşelerinize, salon çiçeklerinize hepsine verebilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalı bir kürdü. Önce bu kızımı sizlere göstereyim. Ben bunu uzun zamandır bekledim. Bakar mısınız? Artık çiçeklerini açtı. Çok güzel rengi var. Çok da güzel çiçek yapısı var. Yanlarından da tomurcukları çıkmış. Bu çiçeğim de arkadaşlar, bu kızım da yorulmadan, tükenmeden hep çiçek açıp duruyor. Ben bu çiçeklerini budayacağım. Yeniden canlanması için, büyümesi için arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu kızım da tomurcuğunu açmak üzere. Budu açsın bakalım çiçeğinin yapısını görelim. Daha sonra bu diyeceğim. Menekşelerim küçük olduğu için çiçeklerin üstünde fazla tutmuyorum arkadaşlar. Bu diyarsınızsa menekşelerinizin gövdesine, yapraklarına verecek güçleri. Bakın bu menekşemde de çiçek var idi. Ben bunu da budadım. Çiçeğini gördükten sonra budadım. Bu lila kızım solmuyor bir türlü. Ben de kıyamadım. Fidelerim de aynı bu şekilde büyümeye devam ediyor. Hepsi çok güzel geliştiler bardaklarını değiştireceğim arkadaşlar. Burada kıvırcığım. Bakar mısınız yapraklarını kıvırlı ben de adını bu şekilde kıvırcık koydum. Çok zor çiçek açan türlerden de arkadaşlar. Ben bekliyorum. İnşallah çiçek açacaktı. Bu bordo kızım. Bakın bu şekilde çiçeklerini dökmek üzereydi. Ben de dökmeden budadım ki gövdesine versin. Yeni tomurcukları yok ama yapraklarına gövdesine vermesi için tomurcuklarının hepsini de budadım. Çiçeklerini de budadım. Bu mavi beyaz karşıklı olan çiçeği miydi? Bunu da budadım. Bakın menekşelerim son durumları bu şekilde. Hepsi çok güzel geliştiler. Bakın bu menekşemde de çiçek var idi. Bunu da çiçeklerine kopardım. Melek çiçeklerini koparırsınız arkadaşlar. Menekşeleriniz daha güzel, daha sağlıklı olacaktı Bütün gücünü gövdesine verecek, yapraklarına büyümesine verecekti. Çiçeklere vermeyecek. Ben yeni aldığım menekşelerin çiçeklerini gördüğüm için bu şekilde bir süre bir hafta çiçekte tuttum. Daha sonra budama yaptım. Orkidelerim de bakın bu şekilde çok güzel, sağlıklı. Hepsi yaprakları koyu yeşil. Yeni tomurcuğu açmak üzere arkadaşlar. Hepsi çok güzel, sağlıklı. Bakın panda kızım. Panda da açmaya karar verdi. Bakın gösterdi kendisini bana. Bu çiçekleri bu şekilde tutmam için, yapraklarını koyu yeşil tutmam için hepsini doğal olarak gürler yapıp veriyorum. Ben de yaptığım kürleri hepsini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar nasıl bir kürler paylaşıyorum hepsini denemeden görmeden sonucunu sizlerle paylaşmıyorum. Denediğim kürleri paylaşıyorum arkadaşlar sürekli denediğim kürleri sizlerle paylaşıyorum. Bakın ben geçen videomda da anlatmıştım bu zamya kızımın yaprağını bu şekilde tutan kür hangi kür olduğunu sizlerle paylaşım, paylaşacağım demiştim bakın o gün de bugündü. Şimdi gelelim hazırladığım kürlere. Bakın bu şekilde 4 ayrı çeşit kürler hazırladım. Birinci olarak muz kabuğundan hazırladım. Kuru fasulyeden hazırladım. Patates kabuğundan hazırladım. Yumurta kabuğundan hazırladım arkadaşlar. Hepsi bir bardak su içinde bir gece beklettim. Peki biz bu kürü çiçeklerimize nasıl vereceğiz diyersiniz Bakın onu da göstereyim sizlere. Önce kavanozumu yanıma alayım. Bakın bu şekilde kavanozumu alıyoruz. Muz kabuğunu alıyoruz arkadaşlar ilk önce. Muz kabuğunun içinde neler var? Muz kabuğunda potasyum var. Potasyum çiçeklerin en ihtiyacı olduğu besinlerden biridir. Potasyumumuzu bu şekilde kavanozumuzun içine döküyoruz. Kavanoz, kavanoza alıyoruz suyunu. İkinci olarak kuru fasulyemizi alacağız. Bakın bu şekilde koyduk. Kuru fasulyemi alıyorum. Geçen videolarımda kuru fasulye paylaşmıştım arkadaşlar. Bazı takipçilerim şerbete benziyor diyorlar. Bakın bu bu şekilde kırmızı olduğu için şerbete benziyor. Kuru fasulyede ne var arkadaşlar? Kuru fasulyenin içinde azot var. Azot arkadaşlar bir kuru fasulyede var, bir yağmurda var. Yağmur yağdığı zaman çiçeklerinizi yağmurun altına koyarsanız veya yağmur suyu topluyorsanız bakın bu şekilde çiçeklerin yaprağı yeşil olmasına sebep olan da, Azot çiçeklerin yaprağını koyulaştırıyor. Koyu yeşil ediyor. Azot da alalım şimdi kavanozumuza. Bakın bu şekilde azotumuzu da aldık. Hepsini karıştırıyoruz bu şekilde. Şimdi patates kabımızı alıyoruz. Bir orta boy patatesimizi bir bardak suda bir gece beklettim. Patateste hangi vitamin var? Patateste arkadaşlar fosfor var. Fosfor da çiçeklerin çiçek açmasına yardımcı olan kür. Fosforumuzu da alıyoruz bu şekilde kavanozumuzun içine. En son olarak yumurta kabuğu. Yumurta kabuğunun içinde de arkadaşlar biliyorsunuz kalsiyum bolcasına var. Kalsiyumu da çiçeklerin en ihtiyacı olan vitaminlerden biridir. Bu şekilde kavanozumuza aldık kalsiyumu. Bakın düşürdüm. Şimdi bu vitamin 4 ayrı çeşit vitamin hepsi bir arada. Arkadaşlar biz çiçekliden besin alırsa doğal değil de hazır besin alırsa hazır besin üstüne yazılıyor. Fosforu, kalsiyum, potasyum, azotu hepsi yazılıyor. Biz bunu doğal olarak kendi evimizde yapabiliriz. Bakın bu şekilde yaparsanız çiçekleriniz çok sağlıklı olacaktı her şeye de para vermenize gerek yok arkadaşlar. Hepsi evimizde bulunan bir şeyler. Doğal olarak bu şekilde karşım yapabiliriz çiçeklerimize. Bu şekilde bir çay bardağının ölçüsünde veriyoruz. Bütün çiçeklere çok faydalı bir kürdü. Orkidelere vermiyorum ama orkideler için de çok faydalı bir kürdü. Orkidelerin sürekli çiçek açmasına sebep olan kürlerden de arkadaşlar. Ben bir hafta önce vermiştim orkidelerime. iyotlu besin vermiştim. O yüzden bir 15 gün geçmesini bekleyeceğim. Menekşeme vereceğim. Menekşeme de nasıl vereceğimi sizlerle göstereyim. Ben birkaç menekşeme vereceğim şimdi. Çok yaptım. Ben videomu kapattıktan sonra yeni vereceğim. Bu şekilde altından fitil suluyorum. Ben fitile koyacağım arkadaşlar besinleri fitille de besliyorum ben menekşelerini. Eğer sizin menekşeleriniz fitilde değilse de siz kaşıkla sulayabilirsiniz. 3 çorba kaşığı verirseniz size yeterli oluyor arkadaşlar menekşelerinizi. Küçük boy menekşelerinizi fidelanlara iki çay kaşığı verirseniz yeterli oluyor arkadaşlar. Bu besinlerden bakın bu şekilde ihtiyacı olduğu kadar emecekti. Ben bu menekşeme de vereyim bakın birkaç menekşeme vereceğim sizlere göstermek için ben daha sonra hepsini sularım sulayacağım arkadaşlar vereceğim hepsini çiçeklerini dökmüş olan menekşelerimin hepsini vereceğim çünkü artık güçlenmesi gerekiyor yapraklarının rengini yeşilleştirmesi gerekiyor artık bardakta olan toprağın içinde olan vitaminlerin hepsini emdi çiçeklerine harcadı o yüzden çiçeklerimizi yeniden vitaminleştirmemiz için bu şekilde bakım yapmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde hepsini besliyoruz arkadaşlar. Kıvırcığımıza da verelim. Bu kıvırcığım sürekli kıvırılıp duruyor. Biraz zor çiçek açan menekşelerden de arkadaşlar. Özel tür menekşelerde o şekilde oluyor. Zor çiçek açan menekşeler de oluyor. Biraz sabır etmek lazım onun için. Bakın bu şekilde buna da koydum. Gayet güzel ihtiyacı olduğu kadar emecek Ben bu suları yarın dökeceğim arkadaşlar yarına kadar Bir günün içinde ne kadar emse yeterli oluyor o menekşeler için Bu kalan suyumu da bakın barış kızlarıma vereceğim ben barış çiçeklerine Her hafta veriyorum Bir 15 gün bir ay ara vermiyorum arkadaşlar her hafta veriyorum Bakın görmüş olduğunuz gibi ne kadar da güzel sağlıklı olduğunu görebiliyorsunuz Buna da bu şekilde dökelim hepsini azar azar bu kısma da verelim. Bu şekilde bu kadar. Hepsini suladım. Görmüş olduğunuz gibi karşım yaptım. Fosfor, kalsiyum, azot, potasyum karışımlı bir kür hazırladım arkadaşlar çiçeklerimi. Bunun hepsini de biz doğal olarak yapabiliriz. Çiçekçiden para verip almamıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde doğal olarak yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere yeterince bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni bırakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın.